araştırmanın anketini de aktarayım hemen, sonrasında değerlendirmeye geçelim. Peki bugün seçim olsa, milletvekili genel seçimi için partilerin oy dağılımı kararsızlar dağıtıldıktan sonra nasıl gerçekleşirdi acaba? Cumhuriyet Halk Partisi'nin %31,5'la birinci parti çıktığını görüyoruz. Asal araştırmaya göre tabii ki bu. AK Parti'nin 30,6'da kaldığını, MHP'nin 10,1, DEM Parti'nin 9,6, Yeniden Refah Partisi'nin 5,7, İYİ Parti'nin 3,9, Zafer Partisi'nin 3,2, TİP'in 1,6 ve diğer partilerin de geriye kalan 3,8'i paylaştıklarını görüyoruz sayın seyirciler. Şimdi neredeyse işte bir puanlık bir fark çıkıyor ortaya gördüğümüz kadarıyla. Şimdi lütfen yine sizinle başlayalım Gamze Hanım. Birincisi, katılıyor musunuz bu sonuçlara? Şimdi anket şirketleri böyle söylüyor diye sonuçların böyle olmadığını biz bizzat yaşadık, gördük, tecrübe edindik. Dolayısıyla gerçekten burada böyle bir taraf açısından bir erimenin ve ana muhalefet açısından da bir yükselişin, hı hı, söz konusu olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle 31 Mart'ı baz alarak belki değerlendirme yapmalıyız. Hatta 14 Mayıs, 28 Mayıs sürecine atıf yaparak da bu değerlendirmeleri yaparsak biraz daha bu anketler doğru mu söylüyor, bize nasıl bir yol haritası gösteriyor okuması yapmak daha kolay olur. Metropol'ün araştırmasına ben de baktım. Hatta dikkatimi şu çekti. İlk 4 isimin 3'ü Cumhuriyet Halk Partili. Yani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, 3. sırada Recep Tayyip Erdoğan var, 4. sırada Özgür Özel var. Yani biz bu pastayı beraber değerlendirdiğimizde toplumun %75'i CHP'li isimlere demek ki burada bir güven duyuyor. Hani buradaki sayılar artar azalır, bu CHP'nin yürüyeceği yolla alakalı. Ancak hatırlarsınız, Mayıs seçimlerinin ardından hepimiz bir umut yorgunluğu, sanki elimizden bir şeyin alınmışlığının üzgünlüğünü yaşadık. Yani bu umut yorgunluğu çok şey, güzel bir laf oldu. Umutsuzluk da diye. Çünkü bu yorgunluğu artık içimize kadar hissettik. Ve hani umut etmekten yorulmuş, evet, bir toplum vardı. Mayıs seçimlerinin etkisi uzun süre omuzlarımızda hissedilen bir ağırlıktı. Ve buradaki moral bozukluğu, bununla beraber hayal kırıklığı, o umutsuzluk hissi beraberinde dağılmış bir masayı da getirdi. Hatta isim vererek de söyleyebilirim. Daha düne kadar beraber hareket eden partilerden İYİ Parti, iktidara karşı mücadele etmek yerine açıktan muhalefete karşı, CHP'ye karşı bir mücadeleyi seçti. Tam da böyle bir sürecin devamında, yani 14 Mayıs'ın sonrasında CHP'de bir kurultay oldu. Kolay bir şey değildi değişim. Evet, demokratik bir yoldu, ancak yerel seçimlerin yakınlığı herkesi kaygılandırdı. Fakat şunu gördük biz seçimlerden sonra. Kurultaydan sonra Sayın Özgür Özel genel başkan oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra lider oldu. Bunu şundan söylüyorum. O umut yorgunluğu o kadar içimize işlemişti ki, evet, toplum geleceğin elinden alınmasından, özgürlüklerin elinden alınmasından, ekonominin bu kadar kötü olmasından rahatsızdı. Ama acaba yine aynı seçim sonuçlarıyla karşılaşacak mıyız diyenler de vardı. Yani seçimin bir heyecanı, biz her seçimde aynı heyecanla sandığa gidiyoruz ama çok coşkulu bir atmosferde girmedik seçime. O 14 Mayıs'ın hissini tekrar hissettiğimiz için, ağırlığını hissettiğimiz için. Fakat 31 Mart güzel bir cevap oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden bu yana en düşük oyunu aldı. CHP de AKP iktidarındaki en yüksek oyunu aldı. Bu süreç bize şunu gösteriyor. Evet, bir sonraki seçime çok uzun bir zaman var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi az önce saydığım isimlerle beraber, tüm kadrolarıyla beraber önemli bir sorumluluğu üstleniyorlar. Bu süreçte hata payı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yereldeki iktidarını genele taşımak zorunda. O yüzden bakıyorum, Sayın Özgür Özel açıklamalarını son derece sağduyulu yapıyor. Her ne kadar yerel seçimler sürecinde dağılmış bir muhalefet görünse bile seçmenin gönlünde ve vicdanında bir ittifak kurabildi. Bunu sürdürmek zamana bağlı olarak başarılı olacak mı, olmayacak mı? Bu anketler gerçekten öyle olacak ama mı? Ama bu 3 aydaki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani Kasım'dan, 4 aydaki sonucu onu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu şöyle değerlendiriyorum. Yani bu yerel seçimin hemen ardından kendisine bir onay, bir güven verilmemiş, orada artan bir skalaya çok kısa bir zamanda bu başarı elde edildi. Neden? Neyi onayladı yani insanlar? 14 Mayıs seçimlerinin aslında seçmen tarafından tekzip edilmesiydi benim açımdan. Çünkü 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı kazanmadı, muhalefet kaybetti. Hatalar yapıldı.
o hatalar sonrası evet muhalefet ağır bir yorgunluk yaşadı ama ben biraz şuradan okuyorum meseleyi. Bugüne kadar CHP'ye yeminli düşman olan kesimler vardı. CHP'nin bir araya gelemediği kesimler vardı. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi kabuğundan çıkaran bir hale getirdi. Bunun eleştirilen tarafları var, doğrulanan tarafları var. Sürecin hataları var, doğruları var. Ancak ben bu sürecin meyvelerinin 31 Mayıs'ta alındığını, bunun üzerine bir de genel başkanlık değişimiyle o değişim enerjisi, yeni sözler söylemenin verdiği güven, tekrar yeni bir hikaye yazmanın verdiği bir heyecanla da 31 Mart'ın kazanıldığını düşünenlerdenim. Yani birçok sebebi var. Bir artık seçmen siyasetsiz bir ittifak istemedi ve CHP'nin tek başına girmesinin bir etkisi oldu. İki, yerel seçim dinamikleri daha başka ilerler. Meral Akşener'in deyimiyle kazanacak adaya seçmen oy vermiş oldu. Bununla beraber ekonomi çok kötüye gitti. Yani böyle alt alta sıraladığımızda aslında kaçınılmaz bir zaferdi. 14 Mayıs'ta da olabilirdi, olmadı. Muhalefetin hataları vardı. İktidarın kışkırtmaları ve yalanları vardı, algıları vardı. Neyse ki 31 Mart seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi alnının akıyla atlattı. Bundan sonraki seçimlerde de dilerim hata yapmadan yoluna devam eder. Aslında şöyle bir şey var. 100 yıllık bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu siyasi parti genç tecrübesinden faydalanıyor şu an. Kadrolarını yeniledi, enerjisini yeniledi. Bir o kadar da o genç enerjisinin yanına tecrübelerini de ekleyerek, eski genel başkanlarıyla görüşerek yeni bir yol haritası çiziyor. Ben bu süreci kıymetli buluyorum. Peki, şimdi Türker Bey, sizin bazı eleştirileriniz olmuştu.